Efendim 100 yıllık bir oyun planladım açıkçası. 1444'ten başladım işte 1544'e kadar oynarım diye düşünüyorum ve sizlere de bunu farklı videolarla sunma çabam var. Böyle bir içerik, faydası dokunabilecek bir içerik diye düşündüğümden Memlükler ile 1.33 sürümünde ikinci bir video karşınıza geliyor. Kendi çapında da bir seri bu. Böyle bir aslında yeni bir seri kurgusu da gerçekleştirebiliriz. Atıyorum 3 yılda işte 100 yıl kadar oynarız, sizlere sunarız. Ama ilk bölümü kesin olacak zaten. Geri kalan bölümleri 2 bölüm mü olur, 3 bölüm mü olur artık onları duruma göre değerlendiririz. Veya tek bölüm de olabilir atıyorum. Ama nasıl başladım hikayesi devam edecek. Bu farklı bir serinin aslında ikinci bölüm olarak düşünebilirsiniz. İşte 1.33 hızlandırılmış Memlük macerası gibi. Ve bu bölümde olayı 1458 yılından aldık. 1505 yılına kadar getirdik. Yaşanan olayları sizlere özetlemeye çalışacağım. Epey de bir olay yaşandı ve bunları bir günde de oynamadım. Çeşitli günlerde oynadığım için aralıklarla. Timelapse'den de yardım almak zorunda kalabiliriz. Şu anki toplam sınırlarımız bu şekilde. Kontrol ettiğimiz coğrafya. Kırım'ı da fethetmeyi başardık. Kırım'ı aslında Osmanlı'nın Kırım'ı bağlaması ilk başta beni pek memnun etmese de sonradan dedim ki ya biz bu devleti ilhak edeceğiz. Direkt bize bedava vassal kaldı o tarafta. Ya buna sevinelim dedik ve kendisini kontrol etmeye çalışıyoruz. Tabii biraz isyankarlık sebebi oldu. İşte yok diplomatik puan problemleri oldu vesaire ama onları çok yakında dengeleyebileceğimizi düşünüyorum. İşte biraz geride kaldık tabii ki ama fikir de var. Şu an influence fikri aldım. Admin fikri aldım. Bunların ikisinin birleşiminde ileride ilaklar vesaire yaparsın. Ve influence fikrinin verdiği işte çeşitli bonuslar da var ki bunlar özellikle vassala dayalı oyunlarda çok ciddi bir güç kazandırıyor oyuncuya. Ve şu anda da biz bir nevi Yavuz Sultan Selim'in Memlüklü versiyonunu gerçekleştirmiş durumdayız. Büyük bir coğrafya, hatta İspanya'ya çıkma planım vardı aslına bakarsanız. Timelapse videosunda gösteririm de orada biraz iş tehlikeli boyutlara gelmeye başladı ama yine de biz bir donanma hazırladık. Bu donanmayla birlikte öyle zannediyorum ki kalan 50 yılda bir adet Portekiz seferi, en azından Portekiz seferi yapılacak ve burası kurtarılacak. Arkasına da ya da o savaşta belki de Granada'yı almayı istiyorum. Çünkü Granada çok çok önemli. Özellikle bu coğrafyada oynayan devletler için biliyorsunuz ciddi bonusları var. Özellikle Administrative Efficiency var ya, bu efsanedir. Ama bizim için ise en önemli bonusu şu anda Liberty Desiring Subject. Çünkü bizim vassallarımız sürekli isyankar tutumda olabiliyor. Bunları biraz daha doğru seviyelere getirebilmek için kendisinden yararlanmak isteğimiz var. Şimdi 1458 yılında bırakmıştık. Yani görsel en son oydu. Ondan sonra hemen oyuna başladığımda Hassa'yı vassal alma imkanım oldu ve onu vassal aldım. Aslına bakarsanız burada Şamar'ı fethetmeye çalışıyordum. Bir baktım Hassa savaşa gelecek ve Hassa vassalım olabilecek durumda. Dedim ki savaşa ikisiyle girmeyeyim, Hassa'yı vassal alayım, direkt Şamar'ı fethedeyim. Yani sırf bundan dolayı vassal aldım bir devlet. Hatta olayları getirelim 1458'den, ondan sonra devam ettirelim yavaş yavaş. Evet. Şimdi biraz ilerlesin aslında, göstersin bana. Şimdi Osmanlı fethine bakın, burada gördünüz mü? Vassallama var, Davasir var, işte toprakları paylaştırıyoruz. Necid topraklarını da keza aynı şey yaptık. Osmanlı ile ilgili dediğim gibi bu yaptığım strateji çok önemli bir strateji. Biraz bu da beni zorlayacak gerçi anlatırken. Osmanlı konusunda demiştim ya, önce Anadolu'yu fethettik vesaire diye. Osmanlı'yı öyle bir yendik ki ilk savaşın sonunda Osmanlı kıpırdayacak hali kalmadı. Bir de ben orada taktiksel hamle yaptım, işte Arnavutluk'ta dostluk kurdum. Vassal da olabilecekti zaten. Dostluk kurduğum anda savunma savaşı olduğu için beni çağırdı. Hemen savaşa girdim. 1-2 sene içerisinde 600 duka para alarak savaştan çıktım. Hiçbir şey yapmama bile gerek kalmadı. Ve bu olayların sonucunda Osmanlı yıllarca asker basamadı. Hatta 15 yıllık ateşkesi erkene çekmiştim ki bu sayede çok daha hızlı bir fetih gerçekleştirebilecektim. Tam da savaş açmama yakın bir sene kalmıştı. 3K kadar askeri var, düşünün yani. Osmanlı yok yani artık. Yine çok rahat gireceğiz. Hatta bu sefer Reconquest'e gireceğiz. Çünkü Bulgaristan ve Bizans'ın toprakları var. İkisini birden fethetmek için gireceğiz. Ama tabii planımı öyle işletmedim. Yani Bulgaristan'ın tüm topraklarını almadım. Bizantium'un topraklarını aldım.
Bulgaristan'ı ise sadece Macar'la Osmanlı arasındaki bağlantıyı kesecek şekilde toprak aldım. Bir de Anadolu'dan topraklar topladım. O savaş sırasında tabii şöyle bir sıkıntı oldu. 1467'de mi ne ateşkes bitiyordu galiba, ya da 68 mi 66, o civarlarda bir şeydi. Sağ olsun Valakya devleti. Ben şimdi bütün devletlere uyarı attım. Çünkü Osmanlı'nın askeri sıfırdı ve her an herkes saldırabilirdi. Gerek yoktu böyle bir savaşa. Bunu engellemek için herkese uyarı attım. Tam da benim ateşkesim bitmek üzereyken Valakya devleti savaş ilanı gerçekleştirdi. Bana da teklif geldi, katılmak istiyor musunuz diye. Bir an boş bulundum. Şeyi düşünmedim. Ateşkes yapacağını Osmanlı'yla. Maalesef ateşkes yaptık. O da 5 yıl daha uzatmak zorunda kaldı. Ben katılmadım savaşa. Valakya'nın savaşına katılmadım. Dedim ki bana ne yaparsan yap, ben bir sene sonra zaten savaşa gireceğim diye hemen onayladım. Ama ateşkes verdi Osmanlı ile aramızda. O yüzden bir 5 yıl daha beklemek zorunda kaldık. O da geciktirdi. 1492'de Osmanlı'nın fethini tamamlayabildik. Onun dışında tabii ticari olarak önemli noktalar var. İşte Aden'e iniş gerçekleştirdik. Aden'de önemli ticaret noktaları var. Buraları fethettik ki buradan gücü aktarabilelim diye. Ki hala tam olarak güçlü değiliz ama oralarda ilerleyen zamanlarda yatırımlarımızı yapacağız. Bir tane daha borç kaldı. Bunu da kapatayım da. Bu gerçi yeni geldi. Event'le 600-700 duka para aldı alçak. Onu şey edeceğiz. Bir yandan tabii ilerleyen dönemlerde Basra ticaretini kontrol etmek için Karakoyunlu seferi yaptık. Yakın zamanlarda yaptık hatta Bağdat'ın fethi. Aynı anda Tebriz'e, İran coğrafyasına da giriş yaptık ki oradan da önemli bir güç aktarımını gerçekleştirebilelim diye. Burada tabii Aleppo'daki kontrolümüz çok çok önemliydi. Napoli buradan ciddi bir güç, parayı alçak alıp götürüyor, hain. Bunu çözmemiz lazım. Yani çok ciddi bir para İtalya'ya akıyor şu anda. Tüccar eksikliği var. Tüccar eksikliğinden dolayı biraz aslında bu problemi yaşıyoruz. Şimdi buradan çeksem 2 duka, 3 duka yakın para azalacak ama aslına bakarsanız daha kontrollü olacak ya. Önce buraya göndersek, dur bakayım. Ticaret gelirimiz ne kadardı bizim? 26,33. Daha iyi seviyeye getirmesi lazım. Buradaki gelir çok azalacak ama en azından Napoli'ye kaptırdığımız, daha doğrusu Aleksandria'ya kaptırdığımız paradan kurtulmuş olacağız. Evet, biraz daha iyi bir para geliyor. Buradan taşımak da gerekiyor ama zaten buradaki parayı, büyük bir kısmını buraya taşımışlar. Oradan da yukarı derken yine zincirleme, o para bize geliyor yani. Sıkıntı yok. Tabii elden geldiğince oyunun artık bu temel stratejisi oldu. Eskiden ticaret oyunun geç dönemlerinde daha çok işlerdi ama bu ticaret şirketleri vesaire derken artık iyice işin farklı bir boyuta geldiğini söylüyoruz ve oyun stratejileri değişti. Dolayısıyla stratejiler için en önemli konu, yani ekonomik anlamda büyüme için en önemli konu, ticareti kontrol altına almak. İşte burada devreye giren birkaç konu var. İşte ticaret şirketlerinin kullanımı mesela. Bizim bulunduğumuz coğrafya gereği, subkontinent gereği farklı yerlere atlamamız lazım. Normalde mesela Tunus coğrafyasına gitmeyi, Berber topraklarını fethetmeyi çok tercih etmem. Sadece Granada toprağını almak için, Granada'yı kontrol altına almak için gitmeyi düşünürüm. Ancak şu anki oyunun mantığında ticaret şirketlerinin önemi çok fazla. Çünkü ciddi bir tüccar kazanımı oluyor. Hele ki oyunun başında, yani ben şurada Tunus'un berbat diyebileceğin topraklarını fethediyorum. Orada bir ticari politika oturtuyorum. Ondan sonra al sana bir tane tüccar diyor. Ondan sonra geliyorum yine buraya, ki bunu da Tunus'tan aldım bu arada, bu toprakları da. Burada ufak bir yatırım yapıyorum birkaç toprakla. Buradan da sana bir tüccar geliyor. İki tane tüccar. Yani normalde bu toprakların üzerine gitmem ama iki tane tüccar kazandırma şansı, ki tüccar bolluğuna ihtiyacım olan bir yerdeyim. Çünkü hem İran'ı kontrol etmek istiyorum, oradan para taşımak istiyorum. Basra'na taşımak istiyorum. İskenderiye, Aden'den gelsin, Etiyopya'dan gelsin, Kırım'dan gelsin. Yani her yerden bir ticaret getirme çabam var. Burada bile stratejik para çekmem lazım. Çünkü İtalya yakıyor o para bu sefer de. Çünkü çok çok fazla devletçik var. Dolayısıyla bu tüccar bolluğu için işte gidiyorsun Tunus'u, işte buraları fethetmek zorunda kalabiliyorsun. Nitekim bu strateji de oradan geldi. Yani normalde şuraya atlama yaptım, Granada'yı fethedeceğim diye, ama orayı İspanya benden önce aldı ve İspanya hem Aragon'u bağladı hem de Fransa ile müttefik. O yüzden biraz ciddi bir problem çıkartabilir. İnsan gücümüz de çok ciddi sorunlar yaşıyor ve ordumuz da yetersiz. Savaşlarda bayağı yoruyor bizi. Bir tane askeri fikir almak lazım, ofansif gibi bir fikir. Özellikle çünkü komutanlar berbat geliyor. O kadar puan harcamama rağmen
Doğru düzgün komutan geliyor, gelmiyor ve insan gücümüzü de çok kaybettiğimiz için bu arabelerde profesyonellik çekip durduk maalesef. Ki Karakoyunlu seferi mesela çok yordu bizi. Hem devasa orduları var, Karakoyun yıkılmamış devlette, hem de Transoksiyana'yı da savaşa çağırdığı için Tauro'ları da gittik kuşattık derken son dönemlerde ciddi insan gücü kayıplarım oldu. Davasir'i kullanıyoruz agresiflik indirimi almak için di. Gerçi şu an almamışım bir süredir. Kendimi de tebrik ederim. Gerçi ihtiyaç yok ama Batı seferinde özellikle onu kullanmamız lazım. Bu bir de yeni de gitmiş olabilir ya. Ben bunu almıştım çünkü. Uyarı da hatırlamıyorum. Bugün biraz hızlı oynadım bu kısımları. Belki o sırada geldiyse arada kaçırmış olabilirim bilgiyi. Onun dışında size başka ne diyeyim? Ya Osmanlı'nın fethini dediğim gibi çok rahat gerçekleştirdik. Bir sıkıntı çıkmadı. İki savaş daha yaptık yanılmıyorsam. Timelapse'i yine izleriz. Sırbistan vesaire buraları fethettik. Kosova altın madeni ele geçirdik. Arnavutluğu savaş sonrası vassal haline getirdik. Onu da toprak yedirdik. Venedik'i keza buradan attık. Çok kanlı bir savaş, çatışmalı bir savaş oldu. Aynı anda 3-4 tane büyük cepheyle savaşmak zorunda kaldım ki bir an önce çözeyim diye. Yıllarca Rodos'u işgal edemedim mesela. Savaştaydık. Eksi 20 puanda falandık yıllarca. Kıbrıs'la birlikte ikisi savaştaydı. Sonra Venedik ciddi. Ama donanmam büyük bir üstünlük sağladığı için herhangi bir sorun yaşamıyorsun. Sadece işgal yapmak ve devasa ordularla karşılaşmak yorucu oldu. Ki benim bu Venedik'e verdiğim hasar yüzünden bak Avusturya burayı domine etti mesela. Venedik yıkıldı yani. Burada gayet güçlü bir Venedik vardı. Yıkıldı gitti. Ama o savaş sayesinde biz ne yaptık? Balkanlarda biraz daha kontrolümüzü arttırdık. Hatta buraya da girmeyi düşünüyorum şu an. Bu bölgeyi de Avusturya Macaristan'a kaptırmayalım. Onun dışında burayı anlattık. İşte hem ticaret şirketleri elde etmek hem de İspanya'nın önünü kesmek. Ki bakın bu da mesela benim önleyemediğim bir hamle oldu. Aslında uyarı attığımı hatırlıyorum ama ya uyarının süresi geçti ya da atmadım. İkisinden biri. Şimdi tekrar uyarı attım bunlara. Bir süre ben işte ekonomimi, insan gücümü toparlayayım. Burada yapılacak birkaç sefer daha var. Mesela Akkoyun'un fethi var. Akkoyun'un fethi çok gerekli değil diye üzerine düşmedim. Çünkü ticari olarak da herhangi bir farklı nedenle de bana bir getirisi olacak çok büyük bir bölge değil. Ve düşmanlık açısından da agresifliği var ama tehdit değil, bir problemi yok. Ancak buradaki sınırları biraz daha düzeltmek ve bir tane devleti daha elemine etmek açısından önümüzdeki 10 yıl içinde sanıyorum buranın fethi gerçekleşecek. Tek savaşta onun işi de bitebiliyor. Daha sonra da Karakoyun'un fetihlerimiz devam edecek. Burada yine ticari olarak önemli topraklar var. Buraların fetihlerinde de ilerlemeye devam edeceğiz ki buralar state core olarak yürütülebilir. Keza şurası. Aslına bakarsanız Hindistan ticaretini atlamak çok çok iyi bir hamle olacak. Onun için de ya şu yolu takip edeceğiz ya da hasayı ilhak edip buradan direkt ilerlemeye de çalışabiliriz. O konuda şu an çok istekli değilim ama yani gerekiyor. Hindistan ticareti özellikle Konstantiniyye'nin güçlendirilmesi için çok çok önemli. Devletin bir anda zenginleşmesi için. Bunları zaten serilerimizde sürekli görüyoruz. En sonki yaptığımız Safevi macerasında da nasıl bir çağ atladığımızı ticari olarak göstermeye çalışmıştık. Gerçekten önemli. İlişkilerimiz böyle, vasallarımız böyle. Başka yani ticari olarak dediğim gibi çok stratejik durumlar. Ya özellikle merkezleri ele geçirmenizi tavsiye ederim. Ve ticari olarak maksimum düzeye geldikten sonra da bu ticaret seviyelerini yükseltmemeniz, yani yükseltmenize de gerek yok bu arada. Hani bak mesela ben burada yükseltmiyorum çünkü benim buradaki amacım ne? Bana tüccar versin. Şimdi bunu 3. seviyeye yükseltmem, dünyanın parasını harcamam bana bir faydası yok. Tüccar aldığım sürece bir sıkıntı yok. Yükseltmeye gerek yok. Gelir vesaire hiçbir şey arttırmayacak zaten. Onun dışında timelapse'i izleyelim. Timelapse'de aklımıza gelecek bir şeyler varsa orada yine ifade edelim. Sizin sorularınız varsa yine paylaşalım. Açılış stratejisini konuşmuştuk. Önemli. İlerleyen süreçte de ne yapmak gerekiyor? Özellikle bahsetmeye çalıştım. Ticaret noktalarını ele geçirmeniz gerekiyor ki en büyük gelir kaynağınız olacak. Güçlü düşmanlarınızı başlangıçta yıkmanız önemli. İşte Osmanlı mesela. Osmanlı'yı yok ettik çok hızlı bir şekilde. Bu da ilerisi için bizim için daha kolay olacak. Ki buraları mesela vassallıklarla falan çok rahat kontrol altına aldık. Ama bazı noktalarda savaşmak gerekti tabii. O da çok problem değil. İşte böyle devasa bir coğrafyada. Bakın sadece Anadolu'nun içine kapanmış bir devlet. Kırım kendisine bağlıydı. Ve aslında öyle bir sıkıntı oldu ki burada. Osmanlı'yı buradaki Balkan Savaşı'nda yendiğimde 5 yıl içinde ilhak edecek görünüyordu Kırım'ı ve
İşin kötü yeri bizim ateşkesimiz 15 yıl. O zaman ne yapacağız? Akkoyunlu'ya bir garantörlük atmıştı. Akkoyunlu'ya savaş ilan ettik. Hemen orada Beyaz Barış'a götürdük Osmanlı'yı ki Osmanlı askerlerini yendik falan derken Kırım bağımsızlık isteği arttı bir anda ve bu yüzden iş ilakı yavaşladı. İlakı da yavaşladı, sonra zaten toparlasa bile 57 civarında bir isyankarlığı vardı. O yüzden ilak etme şansı da kalmadığından en son biz kendisini fethedince işte 3 yıl sonra Kırım'da kendimize bağlanmış oldu devlet. Balkanlarda bir ilerleyişimiz var. Kırım'ın topraklarını toplama çabam olmadı. Kısa vadede çok gerekli bir hamle değil, kendimizi yoracak bir hamle diye. Onun için bakın buraya atladığımı gösteriyorum işte. Çünkü buraya gitme çabam vardı. Buraya zıplayabilmeniz için önce kor lazım. İşte buradan aldık falan derken şuraya zıpladık. Oradan da buraya yetişebiliyor durumdaydık. Ancak Granada kaybedildi. O da Portekiz'in açmış olduğu bir savaşta gerçekleşti. Garantörlük falan da atmak istemedim çünkü bir sürü ilişki var zaten artık eksi 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 nereye kadar. Ancak buradan sonra onun üzerine gitmeye başlayacağız. Özeti sundum sizlere, dediğim gibi kafanıza takılan bir şey varsa muhakkak yazınız. Şu an bölgede mutlak hakim bir Memlük devletine sahibiz. Dünyada development'ta da birinci sırada görünüyoruz. Vassallarımızın da destekleriyle birlikte. Kısa vadede işte şuradaki devletçikleri yine toplarız, fethederiz. Onun dışında burada bir ilerleyiş olabilir. Düzen, toparlanma keza. Halsa'nın ilakı gibi bir düşüncemiz var. Özellikle Hindistan'a atlamak için. 50 yıl içinde bakalım yapar mıyız, yapmaz mıyız? Biraz da teknolojik olarak düzene sokmak istiyorum. Bayağı geride kaldık çünkü. Bir de çok yeteneksiz hükümdarlar geliyor. Bakma bu 3-5-0, yani 5'e razıyım. Hani şurası 0 çok problem değil. Askeri teknolojide gayet ilerideyim de. Genelde çok beceriksiz insanlar geliyor bu yönetim sisteminde. Akkoyunlu'nun fethi var. Karakoyunlu topraklarını yine fethetmeye devam edeceğiz. Özellikle Persya ticaret bölgesindeki hakimiyetimizi daha iyi seviyelere getirmek zorundayız. Bunun için gerekirse Acem'le de savaşacağız. Ki Acem'le savaşmayı çok tercih etmesem de bu mecburiyetten doğan en direkt serbest vuruş. Onun dışında Kırım bölgesindeki hakimiyetimizden memnunum ama Ceneviz problemi var. Bu Ceneviz problemini ortadan kaldırmaya çalışabiliriz. Fransa ile müttefikliği var. Duruma göre orada bir hikaye döndürülebilir. Çerkezya vassal alınabilecek bir devlet. Kontrol eder miyiz bilmiyorum. Şu an çok gerekli değil. Zaten yeterince vassalım var. Ya onun dışında bu ülkeyle artık yapacağımızı yaptık aslında. Coğrafyada büyük bir hakimiyet kurduk. Dikkat ederseniz işte Çerez burası kaldı. Burası kaldı Çerez. Ondan sonra belki Kırım için bir fethi yapılabilir. O biraz uğraştırır. Asıl muhabbet burada Kastilya Savaşı olacak. Portekiz'den Fes topraklarını ele geçirip onları buradan atmak. Afrika'dan Hristiyanları atmak. Evet, kendimize böyle İslam'ın kılıcı, işte Yavuz Sultan Selim'in Memlüklü versiyonu. Tekrar tekrar söylüyorum. Onları buradan atıp bir de duruma göre İspanya ana karasına çıkmak. Özellikle bu sarayın geliştirilmesi lazım. Ciddi bir kazanımları olacak bizim için. Ve tabii bu Fransa dostluğu bir problem. Bunu da çözmemiz lazım. Ülke ekonomisi daha da iyi seviyeye geldikten sonra hem insan gücü problemlerimi hem de limitsel olarak artışlarımı da sağladıktan sonra bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Terminator bir Memlüklü devleti. İşte Memlüklü'ye oynamanın aslında temel stratejilerini burada konuşmuş olduk. Yani ilk videoda giriş stratejisini konuşmuştuk. İlerleyen dönemde de nasıl, yani ne yaparsak ülke daha iyi seviyeye gelir, işte ticareti kontrol etmesinin faydaları, büyük orduları kontrol etmek, işte vassallamak, ondan sonra fikir seçimleri, ki bu ikisinden biliyorsunuz gelen ekstra bir işte annex indirimi var biliyorsunuz %20. Hem bu indirimden yararlanmak istiyorum, hem core creation cost bonusu var. O da neden, işte Hindistan'a vesaire ineceğim zaman veya buralarda işte yurt faaliyetleri yaptığım zaman en azından orada sorunlar yaşamayayım diye. Keza Etiyopya üzerine de gidilebilir. Burada da tabii ticareti daha da kontrol etmek, işte çok daha az para olsa da onu da yukarı çekmek için faaliyetlere girişilebilir, aşağı inilebilir. Böyle. Yani sözün özü, başlangıçta Osmanlı mücadelesi bu devlet için çok önemli. Onu yaptıktan sonra zaten bu coğrafyanın tek hakimisiniz. Sizi durdurabilecek hiçbir güç yok. Zaman ve işte durumlar artık fetihlerinizi daha iyi bir seviyeye getirebilir. Karakoyunlu'dan alınacak topraklar işte Persya ve Basra. İki ticareti birden kontrol etmek yolunda büyük adımlar attırabilir.
Aden'de keza Yemen gibi gariban devletleri sırayla ilhak ederek kontrolü sağlarsanız yine İskenderiye'yi beslersiniz. İskenderiye'den çıkan parayı burada yeterince hakimiyet kurduktan sonra ana ticaret merkezi yaparsınız ve İskenderiye'den de oraya taşırsanız hem oradan akan parayı daha kontrollü bir şekilde tutabilirsiniz. Hem de ekonominiz, geliriniz daha büyük seviyelere gelebilir. Bu arada Bizans'ın isyankarlığı yüzde kaç şu an? 41. Ticaret çekecektim ama bu hala yüksek. Ki isyankar duruyordu diye dengeleme yaptık. Ya 2-3 duka kadar getirisi olabiliyor Bizans'ın ticaretini vermesi. Ama bu sefer de isyankarlığı olduğunda para alamıyorsun canım kardeşim. Öyle bir sıkıntı var. Başka burada da zaten durumları anlattık. Tüccar almak için sadece yaptığımızı ve başarılı hamleler olduğunu söyledik. Burada hedef işte Hristiyanları bu bölgeden atmak ve şurayı kontrol etmek. Burası çok çok faydalı olacak bizim için. En azından vassallarla mücadelede ve teknolojide de yetişirsek de gayet güzel bir hikayeyi tamamlamış olacağız diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi sorularınız varsa, ülke isteğiniz varsa yazmanızı rica ederim. Bundan sonra bir Fransa hikayesi gerçekleştirmek istiyorum aslında. Veya tam da bu sırada da gerçekleştirebilirim. İstek varmış zamanında, ben onu ya Memlük'le hiç oynamadığımız için. Bir de Fransa çok 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 yani güçlü bir ülke. Memlük'te de var da yine bir Osmanlı mücadelesi falan derken heyecanlı bir hikaye anlatımı olabiliyor. Ama Fransa biraz daha şey, neyse, başlangıç konusunu onda da yaparız. Onda da belki böyle bir 100 yıllık macera yaparız. Fikirlerinizi paylaşınız. Hoşçakalın.